Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Bugün bir simit yapayım dedim. Siz değerli takipçilerimle de paylaşmak istedim. Şimdi mayamın üstüne 3 tatlı kaşığı şekerimi ilave ettim. Ev tipi fırın olduğu için arkadaşlar tabii ki sütle yapacağım. Süt su karışımı var burada. 1 litre su. Süt, 1 bardak da su ilavesi yaptım. Şimdi arkadaşlar şöyle de göstereyim. Bu Himalaya tuzunun öğütülmüş hali. Öbür tuzlar arkadaşlar fayda etmiyor una. Yani sanki hiç tuz atmamışsın gibi oluyor. Ya kaya tuzu atıyorum ya da bu varsa elimde bundan kullanıyorum. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim başlayalım arkadaşlar. Her zaman una, mayaya şeker, una tuz atılır arkadaşlar. Hiçbir zaman unutmayın. 2 kilo unum bu arada. Abim işe götürüyor arkadaşlar. Simit, poğaça tarzı şeyleri. Onun için biraz fazla yapıyorum. Hatta ilk defa biraz az yaptım diyebilirim. Yumuşak bir hamur ama kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğuracağım arkadaşlar. Geriye kalan süt ve su karışımını da ilave ettim. En sonunda sıvı yağ ilavesi yapacağım. Bu biraz pastanesi tarzında olacak. Ha, normalde de olmaz mı? Sütsüz de olur, yağsız da olur ama biraz tabii normal ev tipi fırında hemen pişirmediği için arkadaşlar. Yani biraz kuru olur. Olur tabii ki de. Dıştan içe katlama tekniğini kullanarak arkadaşlar en sonunda sıvı yağ ile iyice toparlayacağız. Şimdilik İyice bir yoğuralım. Dediğim gibi biraz kıvamlı olacak. Çok cıvık olursa şekil veremeyiz. Şimdi bu aşamada sıvı yağını ilave edelim arkadaşlar. Ben zeytinyağı kullandım arkadaşlar. Çünkü zeytinyağı hamurun mayatlamasını engelliyor. Yarım bardak kadar, çok değil. Hem de güzel bir çıtırtı veriyor. Biraz daha cıvık yapıp kendinize poğaça hamuru da kullanabilirsiniz tabii. Ama poğaça hamuruna ben bir yumurta ilave etmenizi tavsiye ederim. O güzel lezzetli poğaça hamurunu bence o yapıyor. Bu arada arkadaşlar ben bir yıl pastanede çalıştım. Oradan gördüklerimi sizlere aktarmaya çalışıyorum. Normalde aşçıyım. Sizlere şöyle çok kesmeden de yapayım ki nasıl yorulduğunu iyice anlatmış oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi toparlandı hamurumuz. Şöyle hamur kartıyla etrafında temizleyelim. İsraf haramdır arkadaşlar bildiğiniz gibi. Hamurumuz son haline geldi. Kıvamı böyle. Ne sert ne de yumuşak. Kıvamlı bir hamur.
Yapım aşamasında mayalansın, görüşelim. Arkadaşlar hamurumuz mayalandı. Şöyle göstereyim. Şöyle. Çok güzel bir şekilde. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Elimi azıcık sıvı yağına batıracağım arkadaşlar. Şöyle sıvı yağını. Şöyle yapalım. Elimize. Önce bir havasını alalım. Sonra da fitilleyip. Arkadaşlar bu arada bu 15 dakikada geldi. Hava sıcak ya. Biraz da sıcak yaparsanız. Şimdi küçük bezelere bölelim. Simitiniz büyük olsun istiyorsanız daha büyük yapın. Şimdi bunları böyle alacağım. Sonra da fitilleyeceğim. Hatta direkt de fitillenebilir. Şöyle hamurumuzu şöyle alalım. Şöyle fitilleyip. Fitil dediğimizde bu arkadaşlar. Böyle yapıyorlar. Pastanelerde bu şekilde yapıp bekletiyorlar arkadaşlar. Ondan sonra da mayası, yer mayası geldikten sonra yapım aşamasında görüşelim. Büyüklüğümüz bu şekilde. Fitilleme de böyle arkadaşlar. Şöyle bu şekilde fitillemeyi yaptım arkadaşlar. Şimdi devam edeceğim. Biraz daha hamurum var. Bunlar 15 dakika yer mayası alsa yeter arkadaşlar. Yoksa kopma yapar. Yapım aşamasına başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi mayalanan 15 dakika çok değil. Mayalanan hamurumuzu şöyle dıştan içe doğru şöyle yapıyoruz. Bu ona kat veriyor. Şöyle. İşte. Simit bağlamak bu kadar basit arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Dıştan içe doğru şöyle yapıyoruz. Şöyle şurayı şöyle ben size şöyle kilitliyoruz şurayı. Sonra da böyle tekrar böyle yaptı. Bakın. Gördüğünüz gibi gayet güzel bağlandı. Arkadaşlar şöyle dışına doğru öyle ekstra iki tane düzgün birleştireyim falan gerek yok bunlar. Bizim ustalar böyle yapıyordu iş yerinde. İşte arkadaşlar şöyle normal fitillenmiş bir hamur. Şöyle yapıp içine şunu şöyle yapıyoruz. Şöyle. Bu kadar basit. Bunu şimdi böyle ufak olduğuna bakmayın. Şimdi pekmezi içine, sulu pekmezin içinde biraz daha açacağım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar yarım saatin içinde hem mayalandı hem fitillendi. Şimdi de pekmezi suyun içine girip susamla ilave edip fırına atacağım inşallah. Gördüğünüz gibi gayet basit. Şimdi bunların harcını hazırlayalım. Pekmezli, sulu harcını. Şimdi arkadaşlar sosunu yapmaya başlayalım. Şöyle. 3 yemek kaşığı. Arkadaşlar şöyle 3 yemek kaşığı pekmez ilave ettim. Şimdi üzerine yarım litre su. Harcımız hazır. İyice karıştıralım. Şimdi hemen susam harcını da hazırlayalım. Bundan alıp ona, ondan alıp ona hesabı öyle yapacağız. Bu bir bulamaç olacak üzerinde daha güzel kızarmasını sağlayacak. Susamımız da şöyle simit susamı arkadaşlar. Öbür susamı kullanıyorsanız onu kavurunda koyun. Yoksa bembeyaz simitleriniz olur. Şöyle gördüğünüz gibi yarım kiloya yakın bir susam var. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Bismillahirrahmanirrahim.
Şimdi şöyle alıyoruz. Dediğim gibi burada birazcık açma işlemi uyguluyoruz. Sonra direkt susama. Sonra yine bir tane daha. Onu da susama. Şimdi direkt böyle çok fazla aşırı batırmadan, gördüğünüz gibi direkt tepsiye. Bakın, dağılma, bozulma, hiçbir şey yok kesinlikle. Şöyle şimdi, bak, iyi bağladığınız sürece dağılmaz. Hızlı yapalım. Önce suya, sonra susama. İki tarafını çok aşırı bulamadan, şöyle elinizi de şöyle yapın ki ayrılmasın hamurunuz. Şöyle, tamam, bu şekilde devam edeceğim. Şöyle elinizle de açın arkadaşlar. Bakın, kocaman simit oldu, gördünüz mü? Bilerek öyle küçük bağlıyoruz. Onu usta göstermişti orada. Böyle yapıp arkadaşlar fitilleyip akşamdan buzdolabına koyuyorlar. Sonra sabahleyin pişiriyorlar. Şimdi arkadaşlar şöyle sizlerle paylaşayım. Gördüğünüz gibi şimdi 200 derece fanlı fırına gönderiyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. İkinci tepsiye geçtik. Gene aynı şekilde. Tabii ki birazcık üstü susam oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi direkt normal şekiller gibi. Bakın, kocaman simit oldu. İstediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Tepsiler ev tipi olduğu için biraz küçük kalıyor. Gördüğünüz gibi şu küçücük süre kocaman simit oluyor. Ve de üçüncü tepsimiz de hazır. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi biri de fırında. Allah hasadıyla eylesin. Pişsin. Paylaşacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bir fırına bakalım. Bir fırın çekimi yapalım. Gördüğünüz gibi gayet güzel olmuşlar. Şimdi biraz daha kızarsınlar, üste koyalım. Devam edelim. Arkadaşlar şimdi bakalım. Şöyle görüyorsunuz. Çok güzel bir şekilde kızarmış. Pastane simitlerimiz hazır. İşte okullarında sizlerle paylaşacağım. Şöyle görüyorsunuz. Daha yeni attım bunu da. Fanlı ayarda yapıyorum ki çıtır çıtır olsun arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde oldular. Şöyle göstereyim. Şimdi sizlere iç dokusunu da gösterelim. Şöyle arkadaşlar. Şunlar çok sıcak. Şöyle arkadan da göstereyim. Şöyle size iç dokularını şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi lif lif gayet güzel. Şöyle hiçbir hamurlaşma yok. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Like atıp destek olursanız sevinirim. Afiyet olsun.